Merhaba, herkese merhaba değerli izleyiciler. Bu hafta da kadınlara dair de beraberiz. Geçen hafta çok heyecanla, ümitle kapatmıştık seçim öncesi son programımızdı. Şimdi seçimden sonra ilk programdayız ama ümidimiz, heyecanımız hiç azalmış değil gördüğünüz gibi. Biz hani mücadeleye devam diyoruz. Ayrıca seçimlerin genel bir değerlendirmesini kadınlar bakımından da yaptığımızda ümitsiz çeşitli olumsuzluklar da var. Elbette bizi bekleyen ama ümitsiz olmamız için de neden yok ve nereden hani kadınların daha iyi bir hayata kavuşturabiliriz, nereden ilerleyebiliriz bunları da konuşacağız. Seçimleri kadınlar bakımından hem hani temsiliyetteki durumumuz ama sadece bununla da sınırlamadan genel olarak hani önümüzde bizi neler bekliyor? Bu 24 Haziran seçimlerinden sonra hani kadınlar nelerle karşı karşıya ve neler yapabiliriz, ne yapmalı bunları da konuşmaya çalışarak bildiğiniz üzere programlarımız sadece sorun konuşmak değil, çözümler üzerinde de durmak ve kadınlara cesaret vermek istiyor, bunu arzu ediyoruz. Bunları konuşacağız bu programda. Bu açıdan yine hani doğru adresi olsun istedik. Kadın Adayları Destekleme Derneği Genel Başkanı sevgili Nuray bizle beraber, değerli bir konuğumuz stüdyoda. Hoş geldin Nuray. Teşekkürler, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Evet, bu yayın süresi ne kadar yeterse o kadar birlikte kadınların durumuna bakacağız. Şimdi ama bundan önce genel olarak seçimleri bir değerlendirmek de icap eder diye düşünüyorum ben. Çünkü genel bir demokrasi mücadelesi aslında kadınlar için de doğrudan hani önem taşıyor, bizim hayatımız için de önem taşıyor. Bu nedenle yani demokrasi kadın haklarının bir teminatı da olduğu için bizim bu seçim sürecini bir hani genel değerlendirme yapalım isterim ben. Seçim öncesinde şey diye konuşuyorduk, bu seçimlerin hani öngörülebilir tek özelliği öngörülemez sonuçları olacağı. Sadece bunu öngörebiliyoruz, sürprizler olacağını öngörebiliyoruz, evet, gibi konuşuyorduk. Şimdi ben seçimden kısa süre sonra da net olan bir şey üzerine söyleyebileceğimiz, hani kazanan ve kaybedenin tam net olamadığı gibi de düşünülebilir. Bu konuda sen ne söylemek istersin? Elbette ki oy çokluğunu alan taraf var, Cumhur İttifakı, muhalefet. Evet. Hani az bir farkla da olsa işte toplamında hani o oranı yakalayamamış durumda. Çeşitli başka sorunlarımız da oldu özellikle seçim akşamında, seçim sonuçlarıyla ilgili. Ama bir yandan da birkaç gündür konuşulan bir şey var ki hani kazananı da kaybedeni de çok hani tam söyleyemiyoruz. Hareket halinde bir süreç yaşıyoruz çünkü. O nedenle bir hani önce genel değerlendirme yaparak başlayalım. Senin hani çalışma alanından hem kadınlar bakımından hem kadınların temsiliyeti bakımından seçim sonuçlarını nasıl değerlendirmek istersin? O akşamı da nasıl değerlendirmek ister? Seçim gününü ve akşamını. Evet. Aslında ülkemizde hepimizin bildiği gibi bir seçimi sonlandırdık. Önemli bir seçimdi. Birçok açıdan önemli bir seçimdi. Çünkü Türkiye'de siyasal sistem değişiyordu ve Türkiye seçimlerde, bu seçimde ilk kez birçok yeniliği bir arada yaşadı. Bu yeniliklerden bir tanesi Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin aynı anda yapılıyor olmasıydı ve bir başkanlık sistemine doğru gidiyor olmamızdı. Ve yine ittifakla ilgili bir konunun ortaya atılması ve partilerin ittifak yaparak kendi oy oranlarını ve meclisteki temsiliyetlerini bir şekilde garanti altına alma çalışmalarıydı. Bunların hepsi Türkiye'de yenilikti aslında. O gece evet uzun bir geceydi herkes için. Hatta bitmeyen bir gece diyebiliriz. Gecenin sonunda, günün sonunda kadınlar açısından baktığımızda çok da fazla bir şeyin değişmediğini gördük. Aslında biz kadınlar çok ümitliydik, umutluyduk. Çünkü çok fazla kadının siyasi talebi vardı. Yani siyasal alanda olmak üzere çok fazla kadının talebi vardı. Çok fazla kadın cesaretlenmişti bu dönemde. Aday adaylığıyla başladılar. Ve sonra adaylık sürecine girdiler hepimizin bildiği gibi. Ve aday oldular. Adaylık süreci içerisinde bir de baktık ki kadınların seçime girerken listelerde işte yalnızca %5.4'ünün birinci sıralarda yer aldığını gördük. Tabii bu tablo
bizim için yeni bir tablo değildi. Türkiye'de yaşayan kadınlar için yeni bir tablo değildi. Hep aynı oyunlar oynanıyor. Hep aynı senaryolar üzerinde gerçekleştiriliyordu. Kadınlar cesaretli bir şekilde biz de varız, biz de adayız diye çıkıyorlardı, çalışıyorlardı, partilerini anlatıyorlardı, kendilerini tanıtıyorlardı, neler yapabileceklerini anlatıyorlardı. Ama günün sonunda şu anda tabii Yüksek Seçim Kurulu'nun henüz hepimizin bildiği gibi resmi sonuçları açıklanmadı. 5 Temmuz'da açıklanılacak deniliyor. Çok fazla herhalde değişiklik olmayacak ama görünen o ki işte 103 kadının mecliste temsil edildiği ve oran olarak da %17.3 oldu. Evet. Yani bakıyoruz ki elimizde ne var? 2015 Haziran seçimlerinde bugün %17.3'ten bahsederken o gün %17.6'dan bahsetmişiz. Evet. Yani o günkü sonuç %17.6'ymış 2015 Haziran seçimlerinde. Ama 1 Kasım'da sanıyorum o oran korunmamıştı. Kasım'da %14.7'ye indi ve sonrası zaten gerçekten çok hani kötü bir şekilde, kötü bir ivmeyle %13.9'lara kadar seçim gününden önceki kadın temsil oranı 13.9'du. Tutuklu kadın milletvekillerinin de oranının düşmüş hali değil mi? Evet ve dolayısıyla işte 97 kadın milletvekiliyle başlayan o ivme 84 kadın milletvekiline kadar inmişti. 13.9'a tekabül eden sayı buydu. Bugün de 103 kadından bahsediyoruz. Aslında çok partili bir meclis yapısı çıktı karşımıza bu seçimin sonunda. En azından bu olumlu bir durum sayabiliriz kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Çünkü her görüşten bizim tabii şu andaki öznemiz kadın olduğu için seçimlere de kadın öznesiyle baktığımız için her bakımdan kadınlar açısından önemliydi bu. Çünkü hangi partiden olursa olsun, hangi partinin ideolojisini benimserse benimsesin. Demek ki orada bir çoklu bir temsiliyet söz konusu olacak görüyoruz. İnşallah umut ederiz ki öyle gelişir. Bu tabii ki çeşitli partilerin o meclis çatısı altında kadın temsiliyetinin olması şu açıdan önemli. Kadınların bir arada dayanışmayı eğer gerçekleştirebilirler ve yan yana durabilirlerse, kadın bakış açısıyla kadın sorunlarını önceleyebilirlerse kadınların lehine bir gelişme olabilir. Yani şüphesiz ki her siyasi partinin görüşünü benimseyen kadınlar var orada ama bazı meseleler var ki siyasi parti ideolojilerinin üstündedir. Yani tartışmasız üstündedir. Bunlar nedir? Kadına karşı uygulanan şiddet, çocukların istismarı, kadının eşit işe eşit ücret alamaması. Evet. Bunların her birini çoğaltabiliriz. Yeterli sayıda kreşin olmaması, yeterli sayıda sığınakların kadınlar açısından olmaması gibi gibi bir sürü problemi bugün Türkiye'de yaşayan kadınlar içselleştirmiş neredeyse. Hani biz böyleyiz ve bu sarmalın içinden çıkamıyoruz diyorlar. Demek ki bu sorunlar aslında kadınları ortaklaştıracak sorunlar. Burada hemen araya girerek yani şöyle şunu da söylemek istiyorum. Şu anda bu seçimlerde de yine bir kez daha doğrulandı ki yani toplum %50 Türkiye halklarının yarısı bir hani başka tercih yapıyor. Diğer yarısı başka, bu kutuplaşma diye hani tabir edilen bu aslında en büyük sorunumuz. Hani kırma bakımından da kadınların hani imkanı olabilir diye düşünüyorum ben. Sen hani ne dersin? Şüphesiz. Mesela bu kutuplaşmayı gidermede bu kadınların bu kadar ortak hani laşabiliyor olması başka hiçbir mücadele dinamiğinde olmayan bir imkan yaratabiliyor. Zaman zaman bunu yakaladığımız durumlarda oldu geçtiğimiz yıllar içerisinde. Evet. Aslında yani meclise giren kadın vekillere hemen hani önden onu söyleyebiliriz ki senin de söylediğin gibi birbirleriyle dayanışma içerisinde olmaları ümidindeyiz. Kadınlar yararına olmak bakımından en azından bunun örneklerini yaratmaları bütün toplumun yararına olacak. Bu kutuplaşmayı da kıran yani bir iyi örnek yaratacaktır diye düşünüyorum ben. Katılıyorum ama tabii ki bunun olmasını arzu ederken hani olanla olması gereken arasındaki farklılığın da altını çizmek gerekli. Bir önceki dönemde ve ondan önceki yıllarda baktığımızda aslında bu bahsettiğimiz, senin bahsettiğin konu olması gereken
Evet. Kadınların kendi sorunları etrafında ortaklaşması ve bu ortaklaşmanın sonunda da çözümler yaratabilmesi. Ancak olana baktığımızda meclis koridorlarında birbirleriyle eğer karşıt partilerdeyse birbirleriyle selamlaşmaktan kaçınan vekillerin mecliste olduğunu gördük. Bu tabii ki arzu edilen bir tablo değil. Ülkenin %50'sinin işte A görüşü, %50'sinin B görüşü içerisinde olması bence sorun değil. Çünkü zaten demokrasinin temel gereği herkes aynı düşünmek zorunda değil. Farklı görüşleri olabilir ama farklı görüşler ötekileştirilmemesi gerekli. Evet. Yani demokrasi de bu demek zaten. Herkesin kendinden başka insanların özgürlük alanlarına, düşüncelerine, fikirlerine saygı duyması demektir. Dolayısıyla ayrı ayrı düşünmeleri, insanların ayrı ideolojilere sahip olmaları tam tersi ben bir zenginlik olarak tabii değerlendiriyorum. Ki, ve şüphesiz herkes de öyledir, öyle bakacaktır. Ama dediğin gibi bu kutuplaşma kısmına girdiğinde işte o koridorlarda yüz yüze gelmekten kaçınan kadın milletvekillerini oluşturuyor. Bu da onların asıl olması gereken noktadan onları uzaklaştıran bir mesele haline geliyor tabii ki. Şeye dönersek bizim seçim günü yaşadıklarımıza, bu sonuçları beklerken ki heyecanımıza ve işte o gece pek çok tartışmaya da neden olan seçim güvenliğiyle ilgili ve bizim de sadece Anadolu Ajansı'nın verilerine bırakmayıp Adil Seçim Platformu adıyla kendi seçim sonuçlarını yaratma hani ümidimiz de vardı. Bu bakımdan burada seçim güvenliğinde de kadınlar çok aktif rol aldılar. Sandıkların başında, YSK önlerinde müşahitlik yaparak oy hakkına sahip çıkan o büyük kuvvetin içerisinde kadınlar da yine çok önemli bir dinamikti. Ama çeşitli hayal kırıklıkları da yaşadık. Hani yani en büyük hayal kırıklığı bir kere bir ülkede seçim güvenliğinin bu hale gelmiş olması, kadınların böyle bir hani oy verecek seçmenler iken gecelere kadar o oyu korumak zorunda da kalması elbette. Hani birincisi bu hiç kabul edilemeyecek bir hani skandal aslında bir ülke için ve o ülkenin yöneticileri için. Ama yani birkaç seçimli süreçte biz yaşadığımız şaibeli sonuçlar nedeniyle bu hale gelmiş durumdayız Türkiye toplumu. Bu açıdan hani burada yani hangi dünya görüşünde olursa olsun yine bu seçim güvenliğiyle ilgili sandıklarda her görüşten kadın görev aldılar ve aktif yer aldılar. Burada hani kadınların da biraz beklentisini bizim muhalefet bakımından kıran gelişmeler oldu diye düşünüyorum. Sen ne demek istersin? Hani en azından sen nasıl yaşadın? Hani hep sen de bütün hani pek çok kadının temsiliyetini de düşünerek izlediğin hani an be an gelişmeler bunlar. Evet. Çok sıcak bir geceydi şüphesiz herkes için. Zaten seçim demek yani birinin kazanması bir diğerinin de kaybetmesi demektir. Dolayısıyla işte kazananın kim olduğunu öğrenmek üzere bahsettiğin gibi kimi insanlar sandıkların başındaydı ya da işte oy verilen mahallelerde nöbet tuttular her görüşten kişiler. Ya da işte sandık görevlisi olarak bulundular, müşahitlik yaptılar, YSK'nın önünde beklediler. Bunların her biri tabii ki aslında bilinçli vatandaşlık davranışları. Tabii buna gerek var mı? Yani her şey adil yürüse, insanların verdikleri oyun nereye gittiğinin takipçisi olmak üzere bir zabıta mensubu gibi hareket etmesine gerek var mı? Yok. Aslında bu hale gelmek de kötü bir şey. Ve işte herkes sandıkları beklesin, sandığın başından kimse ayrılmasın. Hatta sandıklardan oylar giderken o arabaların arkasına takılın, Yüksek Seçim Kurulu'na kadar düzgün ve işte adil bir şekilde gitmesine öncülük edin, koruyuculuk yapın denmesi. Aslında çok hoş bir tabloyla karşı karşıya olmadığımızı da gösterdi. Ve nitekim hepimiz izledik, gördük. İşte atılan tweetlerden, sosyal medya hesaplarından her iki tarafta işte ittifaklar söz konusu. A ittifakı ve B ittifakı olarak baktığınızda her iki tarafında kazandık beyanları. Evet. Ama bir türlü kimin kazandığını anlayamayan ve yani her iki taraf içinde
umutla beklenilen saatler, işte Anadolu Ajansı'nın verdiği verilere göre rakamlar bunlar. Diğer taraf çıkıyor, hayır Anadolu Ajansı yanlı rakamlar veriyor. Biz Anadolu Ajansı'nın rakamlarına mahkum olmamalıyız, dikkat etmeliyiz. Aslında sayılar daha farklı, bekleyin ve oylarınıza sahip çıkın, sonuçlar açıklanacak diye bir bildirimde bulunuyor halka ve herkes de geç saatlere kadar hani ne oldu ne olacak diye bekliyor. Ve sonunda uzun süre bir sessizlik, birdenbire verilerde. Ama hiçbir gerçek veri de ortaya konmuyor. Ve verilerin akışı kesiliyor. Evet. Bu tabii bir soru işareti ve zaten geçmişten gelen de bir belirsizlik ve şaibe de olduğu için herkese bir gergin bekleyişe neden oldu. Evet. Hani ne oluyor, neler oluyor? Biz sade vatandaşlar olarak neyi bilemiyoruz? Oralarda neler yapılıyor? Niçin haber alamıyoruz? Niçin sayılar çıkmıyor? Niçin tek taraflı hareket ediliyor? İşte Yüksek Seçim Kurulu'ndan ses gelecek mi? İşte konuşmalar yapılacak mı? Kim kazandı? İşte Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan çıktı, dedi ki balkon ben kazandım. Balkon konuşmasını bir yapacağım diyor, yapmayacağım diyor. Evet, dedi ki ertesi güne bırakıyorum ama işte ben yapmayacağım, Sayın Yıldırım yapacak dendi. Sonra değişti, işte ertesi gün yapılacağı söylendi. Keza diğer taraftan baktığımızda da işte Sayın İnce'nin açıklama yapacağı söylenildi. Derken Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir grup çıkıp gazetecilere beyanatta bulunuldu. Hani bekleyin, işte sonuçlar öyle değil, asla gösterildiği gibi değil. Bütün bunlar gerçekten bir kaostu ve herkes orada o kaosu yaşadı. Her iki tarafta, her iki ittifaka mensup o partilere inanan seçmenler için bir kaostu. Ve ne olduğunu da aslında çok anlamadık açıkçası. En azından ben kendi adıma konuşayım. Evet. Ben çok anlayabilmiş değilim. Neden anlayabilmiş değilim? Çünkü çok farklı söylemler olduğundan dolayı bir seçimin böyle yürütülmemesi gerektiğine inanıyorum. Evet. Üstelik teknolojinin bu kadar gelişmiş olduğu bir zamanda bu nasıl olabilir? Yani neredeyse el hareketleriyle gerçekleşecek kadar basit hale geldiği bir zamanda mesela siz de program yaptınız ve yayındaydınız ve dediniz ki işte veriler alıyoruz, aldık alıyoruz, alamadınız, beklediniz. Bunların her biri sanki işte elektrikler kesildi de bir su bastı da bunları yapamadık da öyle bir durum, tamamen amatör. Ve tamamen de her insanın vicdanında ve aklında soru işareti uyandıran, kazanan taraf içinde, kaybeden taraf içinde soru işaretleriyle ne oluyor sorusunu sorduran bir seçim dönemiydi. En azından bunu bir daha asla tekrarlanmaması için bu kadar seferber olan halka da borcumuzdur. Kendi haklarımıza da, kadınlara da. Çünkü bu sonuçlar bize kadınların temsiliyet oranını da verecek. Oradaki gerçekleri de öğrenebileceğimiz sonuçlar idi. O nedenle de bir ayrıca merakla da tüm hani toplum için elbette ama kadınlar ne oranda temsil olacaklar. Onu da merakla bekledik ama ne yazık ki o akşam hani ben de katılıyorum. Aynen hani bir yeterince ciddiye alınmadığını gördük. Hani seçim güvenliği ve halkın bu hani çabasının bundan sonra tekrarlanmaması için elimizden geleni hani yapmak durumundayız diye düşünüyorum ben. İlk birinci yarıyı çok hararetli hani bir gündemimizde olduğu için hızla tamamlamış durumdayız. Çok kısa bir 5 dakikalık araya gideceğiz. Sonra da artık esas meselemiz kadın temsiliyeti ve kadınları gelecekte programatik olarak da neler bekliyor bu yeni sistemde, ona odaklanacağız. Tamam, peki. Kısa bir ara veriyoruz şu anda.